Herkese selamlar dostlar. 21 Ekim 2021 iptal ile hepinize selamlar. Toplamda 8-9 tane mücadelemiz var. Videonun sonunda da bir kombin önerisi yapacağım. Öncelikle 20 Ekim'de video atamadım. Kusura bakmayın Kıbrıs'dayım. Kıbrıs'ın interneti gerçekten şu an kötü durumda. Ondan dolayı yani ben kendim yetiştiremedim. Hem de internet gerçekten zorluyor beni. Fakat bugün yine bir şekilde geç saatte de olsa saat şu an 7 kaçta gelirse video artık anlayışınız için teşekkürler. Hiç sıkıntı değil devam edeceğiz. Öncelikle 19 Ekim'de gerçekten çok güzel bir performans yaptık. Ki zaten Instagram'dan gelen mesajlar ortada. Yani mesajları göstermeyeyim de. Ekranda görüyorsunuz zaten 19 Ekim'de neler yaptığımızı. İki tane ideal kombine çıkardık. Bir tane de yüksek oranlı kombine çıkarmıştım ben. İdeal kombine öne çıkardığım ikili zaten YouTube'da verdiğim kombineyle aynıydı. 2 4 gibi orandan alternatif Milan'ın bir golünü yattı. Yüksek oran kombinen de zaten videonun içinde yüksek oran tahminler vermiştim sizlere. Onlardan bir ikili yaptım. Liverpool deplasman 1.5 Ajax alır 2.5 şeklinde 4.50 4.50 gibi orandan katıl grubumuzdaki arkadaşlara gerçekten güzel bir kazanç elde ettik. Kazandıkları için arkadaşlar mutluyum. Ben ben bu işi ciddi anlamda severek yapan biriyim. Ondan dolayı e, gerçekten mutlu oluyorum böyle durumlarda. Yüksek oran grubunda verdiğimiz maçlara baktığımız zaman da ekranda görüyorsunuz. Şu an ben de açtım ekranımda. Atletico Madrid maçına sizlere de vermiştim zaten. Deplasman 1.5 vermiştim geldi. Ondan sonra Atletico Madrid maçında Salah gol atar dedim. Bu biraz kainliğe girmiyor tabii. Şöyle söyleyeyim yani Salah çok formda. Güzel oranı vardı. Avrupa'dan oynayanlar değerlendirsin dedim. O geldi. Ajax maçı keza geldi. Milan maçı sıfır bitmedi. Lisbon maçına da ben zaten maç 2 vermiştim. Duygusal hatta altına da yazdım. Duygusal yaklaşınca maç sonu 1 oynuyorum. Fakat ben duygusallığa kapalı oluyorum bu iddia işlerinde. Maç 2'yi 2, 2 küsur orandan değerlendirdik. Zaten geldi. Hatta Canlı'dan da Lisbon'un 4. golüne de girdik biz. 1.92 gibi orandan da kazandık. Onun dışında Instagram'da rolling yapıyorum bildiğiniz üzere. İkinci rollingimiz de başarılı oldu. Fakat sizler neden Instagram'dan takip etmiyorsunuz sorabilir miyim? Cevapları yorumlara bekliyorum. Instagram'dan arkadaşlar takip edin. Rolling serisi yapıyorum Instagram'da. Zaten Instagram'ın adı da burada yazıyor. Kangatips olarak da takip edin. Ben burada Instagram özel rolling yapıyorum. Bak bu rollingleri katıl grubunda da yapmıyorum ha. Katıl grubuna da atmıyorum bunu. Katıl grubundaki arkadaşlar da atmadı diye yazsın isterse. Ben bunu sadece Instagram takipçilerine özel yapıyorum. Instagram'dan da takip etmek isteyenler edebilir. Oradan ben istekleri kabul ediyorum. Rolling ikimiz Paris'in maç sonu biriydi. Son dakikada gol kaçırdı. Sıkıntı yok. 3-2 galip geldi. Kombinemizde de vardı. Bunu da geçelim. Gruplardan bahsedelim. Arkadaşlar bu en yüksek oranlı grubumuz. Her şey dahil iletişim grubu. Her şey dahil iletişim grubunda bildiğiniz üzere WhatsApp üzerinden benimle iletişime geçebiliyorlar. Hatta herkesin isminin başına paket koyup ismini takip ediyorum ki mesela attığım zaman kolay ulaşabileyim. Dün de ben YouTube'da verdiğim ikili güveniyordum. Bakın YouTube'da da ben aynı kombini veriyorum. Şunu belirteyim. Orada çok farklı bir şey vermiyorum. Fakat güven derecesi olarak çok güvenli bir kupon olursa mesela bu kupona güveniyordum. bak kıl payı döndük mesela. Kıl payı döndük fakat güveniyordum. Geldi. Sıkıntı değil. Yani güzel bir şekilde kazandık. Ya, ben şey söylemeyi sevmem ama 10 bin basan bir arkadaşımızla en son havalarda uçuyordu yani öyle söyleyeyim. Şimdi yani bu her şeyler iletişim grubunda WhatsApp üzerinden ben dediğim gibi çok güvendiğim kombinler olursa yapıştırıyorum buradan. Yani ki bana da mesaj atıyorlar zaten. İstekli adam buradan zaten her gün bana mesaj atıyor. Ondan dolayı ben elimden geldiğimce bıkmadan usanmadan yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu her şey değerli iletişim grubundan. Şimdi canlılar canlı telegram grubundan bahsedeyim isterseniz. Bakın daha 18.56 saat 18.56 18.22'de verdiğim kombin canlı. Dedim ki Spartak Moskova maçı devre arasında verdim bu arada. Leicester kaybetmez. Alternatif olarak da dördüncü gol Leicester verdim. Hop dakika 48. Hop Leicester gol. Dördüncü gol Leicester City Geldi. Onun dışında maç zaten 3-2 oldu. Leicester dakika 50 küsurda direkt çevirdi. Gruptan arkadaşlarımız da zaten maç son 2 oynamış. Ben daha çok idealciyim. İdealden az kazanayım, öz kazanayım. Biraz daha garantiye giderim. Ondan dolayı buradan 0 2 çifte şansı da aldım. 2 tane orandan kazandım. Maç kaç kaç bakarız şimdi. Belki de 4-3 yeniliyordur şu an bakmadım. Ama birlikte bakalım birazdan. Açıklamalarıyla birlikte yazdım. Ya can, Telegram grubunda bu şekilde canlı bahisler veriyorum ben. Katılmak isteyenler hatta tek ben değilim. Birçok editör arkadaşımız var. Hatta NBA kuponu vardı dün. Şimdi bu kuponlarımız gözüküyor da. Ah şu. NBA kuponu vardı dün. NBA'nin ilk açılış maçlarıydı. Gerçek sezon başladı. Sezona Enes arkadaşımız mesela Vonla başladı. Verdiği kombin başarılı bir şekilde geldi. Burada bu şekilde çalışmalarımız sürüyor arkadaşlar. Hangi seviyede neler var onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada bende Euro ile gözüküyor da sizlerde muhtemelen TL gözükecektir bu Türkiye'de olduğunuz için. Yurt dışında böyle. Şimdi Telegram grubumuz ana Telegram grubu. Ana Telegram grubunda canlı bahislerin olduğu grup diyebilirim ben buraya. Ana Telegram grubunda ideal kombinler, canlı bahisler ve tüm editörlerin olduğu grup burası. Telegram yüksek oran grubunda ise Yüksek orandan yine yüksek orandan da sadece Enes ve Mert olması lazım orada. Bir de ben varım. Genellikle ben veriyorum zaten. Videonun başında da gösterdiğim gibi yüksek oranlı kombinelerden burada elimizden geldiğince iyi bir şey de, bir şekilde çıkartıyorum. Ve güzel bir şekilde başarılı sadece yüksek oranlı tercihlerle kazanıyoruz. Her şey dahil iletişim paketinde ise her iki gruba dahil oluyorsunuz. Sohbet grubu falan her şey dahil. Yüksek oranlı telegram grubu. Üstelik benim WhatsApp iletişim numaramda mevcut. Oradan da o şekilde iletişime geçip ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Maçlara geçeyim. Şimdi ilk maçımız Fenerbahçe Antwerp mücadelesi. Çok konuştum. 6 dakika konuşmuşum. Biraz hızlı geçeceğim. Sizlerden ricam videoya like atmanızdır arkadaşlar. Başka bir ricam yoktur. Videoya iyi bir şekilde like gelirse ben aynı şekilde daha çok daha çok heveslenip daha çok iyi şekilde sizlere karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdi Fenerbahçe maçına ben tempolu bir maç bekliyorum. Kombineme de aldım bu mücadeleyi. Nasıl aldım kombinemi? Ben bu mücadeleyi arkadaşlar korner bahsi aldım. Korner bahsi dedim. Antwerp takımı da Fenerbahçe takımı da burada tempolu bir maç oynayacaktır diye düşünüyorum. Antwerp takımı da aynı şekilde korner kullanacaktır. Fenerbahçe takımı da aynı şekilde korner kullanacaktır diye düşünüyorum. Ondan dolayı henüz korner bahisleri açık değil. Yarın mutlaka açılacaktır. Belki de yani bir iki saate açılabilir diye düşünüyorum. Ben bu mücadelede arkadaşlar 8.5 üst korneri önereceğim sizlere. Şu an açık değil dediğim gibi ama 8.5 üst korneri deneyebilirsiniz. Yüksek orandan ne veririm ben sizlere bu maçta? Arkadaşlar kafamdaki skor 2-1 olduğundan dolayı ben sizlere burada 1 ve 2.5 üstünü de 2.26 gibi orandan yüksek orandan önereceğim. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Real Betis ile Leverkusen mücadelesi. Yine çok güzel maçlardan bir tanesi. Çok golü de geçmesi beklenen maçlardan bir tanesi. Burada da Real Betis kendi evinde favori görülmüş. Ama Level Kuzen'in takımını ben kolay kolay kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü Level Kuzen takımı bana göre biraz daha iyi takım olduğunu düşünüyorum ben Real Betis'ten dolayı. Fakat Real Betis'te kemik kadrosu oturmuş bir takım olduğundan dolayı her rakibe karşılık ka karşı zorluk çıkartabiliyor. Burada da Level Kuzen'e karşı zaten oran anlamında baktığımız zaman da favori olan taraf Real Betis olmuş. Bu maçın ideali arkadaşlar golü geçmesidir. KG var oran da 1.40 gibi oran açmışlar. Değerlendirmek isteyenler burada KG varı değerlendirebilirler diyerekten idealden geçeyim. Feyenoord'la Union Berlin mücadelesi birbirine denk iki takım diyebilirim açıkçası. Feyenoord'un kendi evinden olmasından dolayı şimdi kalite farkı anlamında baktığımız zaman da ben iki takımı bir nevi denk görebilirim diye düşünüyorum. Feyenoord bir adım önde de olsa ben burada Union Berlin'in üstüne gelen Feyenoord'a karşı arkadaki Union Berlin bunu Bundesliga'da çok iyi yapıyor. Deplasmanda üstüne gelen takımlara karşı çok fazla pozisyon bulup değerlendirmesini yapabiliyor. Aynı şekilde ben bu mücadeleyi de düz bir şekilde değerlendirdim. Ondan dolayı KG varı 1.41 orandan sizlere önereceğim. Bu mücadelede benim tercihim bence karşılıklı gelecek gollerdir. Gruba baktığımız zaman da zaten Union Berlin 2 maçta 4 attı 3 yedi. Feyenoord biraz daha kısır kaldı. Bir gole açılacak bir mücadele olarak gördüğümden dolayı ya Dana'nın kuyruğu kopacak maçlardan bir tanesi KG var alınabilir bu mücadeleye. Sparta Fırak'la Lyon mücadelesi güzel bir mücadele olacaktır bu mücadele diye düşünüyorum ben. Dembele arkadaşlar bir türlü iyileşmedi Lyon tarafında. Slimani'nin sakatlığı sürüyor. Onun dışında baktığımız zaman da Lyon'da Ekambi, Paqueta Akuar ve Cherki veya Şakir'i gibi oyuncularla hücum hattında iyi işler yapıyor. Fakat defans hattı biraz sıkıntı. Yani sezondan Sezon başından bugüne kadar Fransa'da en çok defans hattı oynayan takım bence Lyon'dur. Marcelo vardı mesela çok basit hatalar yapıyordu. Lyon'u ikiye gönderdiler. Ondan dolayı ben burada Lyon'un gol yemesini beklerim Sparta-Praga karşı. Sparta-Praga da çünkü oturmuş ve kemik kadrosu olan bir takım olduğundan dolayı Avrupa'da da yaptığı son zamanlarda işleri hepiniz görüyorsunuz. Ondan dolayı yine güzel bir mücadele olur diye düşünüyorum ben. Burada da KG var aldım. 3 tane KG var maçımı üst üste zaten sizlere sundum. Bir 45 gibi orandan değerlendirebilirsiniz bu mücadeleyi de. Napoli ile Varşova mücadelesi. Napoli arkadaşlar liginde namalüp gidiyor ki her maçını kazandı. Maşallah var bu sezonun şampiyonu belli bence bu sezonun şampiyonu belli yani Serie O hiç kimse uğraşmasın. Şimdi Varşova takımı grubun lideri arkadaşlar. Napoli kendi evinde oynayacak. Şimdi burada Varşova takımı Napoli'ye ne kadar bindirebilir? Yani bir tane tıkayabilir mi? Araya sıkıştırabilir mi? O önemli Varşova, Varşova takımında. Şimdi baktığımız zaman iki tane maç oynadı. İkisinde bir sıfırlık galip gelerekten kazanan bir Varşova ekibi var. Burada Napoli ile oynayacak. Gollü bir maç geçmesini bekliyorum. Şöyle aldım mücadeleyi. Ben 1 ve 2.5 üst aldım bir ideal tahmin olarak bunu önereceğim sizlere. Çünkü ben burada Napoli'nin çok fazla fark atmasını beklemiyorum. Çünkü Varşova'da grupta 6 puanı var lider. Ya yani 2-1 gibi bir skor çıkabilir diye düşünüyorum. Yüksek orana gidecektim fakat yüksek orana gidemedim. Yemedi ondan. Tek idealle geçeceğim bu mücadeleyi de 1 ve 2.5 üst olarak değerlendirdim. Galatasaray'la Moskova mücadelesi. Galatasaray Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Galatasaray'dan biraz çekindiğini söyledi basın toplantısında. Önüme öyle haberler çıktı. Onun dışında dediğim gibi Galatasaray takımı burada Avrupa'da özellikle bence gayet iki tane güzel mücadele çıkardı. İki maçta da savaşaraktan da çok güzel bir performans sergilediğini de belirtelim. Şimdi Moskova takımı buradan nasıl oynar diye düşündüğüm zaman yani dengeli bir maç olacağını düşünüyorum ben. Bir gole 2-3 yani gol bandında geçebilecek diye düşünüyorum ama kısır geçebilecek bir maç da olabilir bu mücadele. Ondan dolayı garip bir mücadele açıkçası. Ama ben biraz tek bir tercih gitmek istiyorum mücadele. Galatasaray tarafına gidemedim ama Galatasaray'ın yenileceğini sanmıyorum ben kolay kolay burada. Ya yani bir gole bir tane gol gelirse bu mücadele 2-3 gol bandına çıkar. O ilk golde devrede mevrede gelebilirse ilk devrede 2-3 gol bence bu maça idealdir. Ben arada kaldım bu mücadelede gerçekten zorlu bir mücadele. Canlıdan takip edilmesi gereken bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Fakat 2-3 gol bence denenebilecek maçlardan bir tanesi olarak görüyorum bu mücadeleyi. Geçelim Gank takımıyla West Ham mücadelesi. Şimdi Gank takımını ben ciddi anlamda beğeniyorum. Neyini beğeniyorum? Hücum hattını beğeniyorum. Ito, Onouchi ve Bongonda diye 3 tane 4-3-3 şeklinde oynayan bir takım zaten Gank takımı. İlerideki üçlü birbiriyle zaten geçen sezonla anlaşan olduğu için yani bunlar winner oyuncular diyeyim. Yani girdikleri pozisyonları genellikle değerlendirebilen takımlar. O ilerideki bir açıyor biraz sıkıntılı. Ama takımın da en gol cisimlerinden bir tanesi. Çok pozisyona sokabiliyor genç takımı. Şimdi West Ham burada grubun lideri zaten. Şöyle grubu göstereyim. 6 puan aldı. Hiç tane daha gol yemedi burada. West Ham takımı bence bu mücadeleyi de kazanır. Yani şöyle baktığımız zaman da e, rotasyona gidebilir diye düşünüyorum West Ham takımı. Çünkü iki maçını kazanmış. Kendi evinde bazı futbolcuları da dinlendirebilir diye düşünüyorum. Ama West Ham burada ölüsü bence iş yapar diye düşünüyorum. Atacağı 2 gollü galibiyeti değerlendirdim ben. Skor beklentim 2-0 veya 2-1. Burada da maç sonu 1 ve 3 üstü Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Fakir Lukaku'su Antonio burada oynarsa Antonio Ben gibi isimler oynarsa işler iş yapabiliriz diye düşündüm. Yani kendi evinde taraftar önünde 1 ve 1.5 üstünde değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum idealden. Bazel ile Omoyu mücadelesi. Bazel burada bence kazanan taraf olacaktır ama goller nasıl gelir diye düşünüyorum. Bazel grubu gruptan bahsedeyim biraz sizlere. Bazel burada artık liderliği alması lazım çünkü bu grubun net favorisi Bazel takımıydı. Kendi liginde de güzel bir şekilde gidiyor. Son mücadelesinde kendi liginde baktım nasıl bir futbol sergilemişti. Kırmızı kart da gördü. Kırmızı kartı fakat şöyle söyleyeyim bir dakika 88'de gördü yani geç gördü. Bir tane zar zor attı yani zorlu bir maçtan çıktı kazandı. Burada da ben ya nasıl bir tempo olur? Omonya maçı nasıl çıkartır? Tempoyu arttırır mı? Omonia takımı gol bulursa ne durumda gider diye düşündüm. Bazel tarafındayım. 4.5 altında bir dedim. İsteyenler direkt maç sonu birini de alabilir. Oran yeterli diyenler. Ben Bazel'in kazanmasını bekliyorum. Ama oran yükseltmek isteyenler bak idealden bunu alabilirsiniz. Bence oran ideal için güzelli. Fakat hemen bunu almak istemiyorum diyenler maç sonu 1 ve 4.5 altında değerlendirebilirler. Anadolu Efes'le Yunus Kazan mücadelesi. Şimdi zaten basketbol sever... Ben bunu kombineme koydum bu arada Anadolu Efes maçını. Ben basketi de gerçekten yakından takip ediyorum Euroligi. Çok fazla YouTube kombinelerinde kullanmasam da katıl grubundaki arkadaşlara ben bol bol basket kombinesi. Yani Tofaş, Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes gibi maçları. Maçların hepsini izlemeye çalışıyorum. Özellikle Türk takımlarını... Şimdi Anadolu Efes arkadaşlar Euroleague'de henüz daha bir galip gelemedi. Son maçta Fenerbahçe maç, Fenerbahçe maçında bir mesela kadroda değildi. Ağır bir fark yedi zaten Anadolu Efes maçta. Hatta şöyle göstereyim. Çoğu maçını verdi yani. Yunus Kazan arkadaşlar bu ligin takımı yani Euroleague'in takımı değil. Bunun yerine daha kaliteli takımlar alabilirdi. Fenerbahçe zaten son maçta 80-41 yendi bunları. 39 tane fark attı. 39 sayı fark attı. 39 tane diyoruz. Kafamız hep futbolda. Şimdi Anadolu Efes'in ben... Yani Yıldız ben bu maçı 4-5 gün önceden belirledim. Onu söyleyeyim sizlere. Anlık belirlediğim maçlardan biri değil, Kafamdaki maçlardan bir taneydi. Ondan dolayı ben Anadolu Efes'in burada atacağı 84 sayıya girdim. Ya handikapını alacağım. Şimdi Uri Skasan Yıldız'la açacak. Üçlü güçlü atacak. En iyisi dedim ki ben burada e, Anadolu Efes'in atacağı 84 sayıya gireyim dedim. Bence çıkış patlama maçı olacaktır diye düşünüyorum. Basketbol severler bunu kombineye koyabilirler. Bu şekilde bu mücadeleyi de geçiyorum. Maçların bu şekildeydi kombine önerisi ekrana gelsin. Kombine önerisi de bu arkadaşlar. Fenerbahçe maçına 8.5 yüz korner. Anadolu Efes maçına da ben Anadolu Efes'in burada çıkış maçı, köprüden son geçiş, patlama maçı olarak gördüğümden dolayı atacağı 84 sayıya girdim. Ünüs kazan çünkü takım bakım değil. Derim şimdi de 90 sayı Ünüs kazan atar. Beni burada totoş eder. Kombine bu şekilde. Fenerbahçe maçının korneri açılmadığı için böyle yazı o halinde yazdım. Sizden ricam videoları like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz de sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.